Şu anda dünya PUBG, ESL, Kore, Asya kültürü, Amerika, North America, Asya turnuvası, Shadow of War ödüllü PUBG, mobil PUBG turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda canlı yayındayım Twitch üzerinden ve canlı yayında turnuva düzenledim. Bir anda gelişti her şey. Hiçbir şey aklımda yoktu. Bu arada hi YouTube. Şu an 145 kişi size hi diyor Twitch üzerinden. Arkadaşlar canlı yayınımızda başlatırsak 12 oyuncu henüz harita indirmemiş, maç aratılamıyor diyor. Mesela bak bu da çok ilginç bir şey değil mi? Hah, başladı. Dedim ki turnuva düzenleyeyim. Ben oynayacağıma bir kere de izleyeyim şöyle etraftan bakayım dedim millet ne yapıyor falan. Bir de dedim üzerine mobil PUBG turnuvasında birinci olanı YouTube kanalında göstereceğim. Artı Shadow of War oynayacağım dedim. Shroud gelmiş. Shroud gelmiş yani o kadar şey yapıyorsun ki ben de geleyim demiş. Shroud gelmiş ya. İnanmayacaksınız değil mi? İnanmayın oğlum. Böyle bir şeye inanılır mı ya? Oğlum bu ne lan? Heh. Evet. Şimdi oyuncuları nasıl değiştiriyoruz? Değiştir. Hop. Ha, buradan değiştiriyoruz arkadaşlar. Tamam. Şuna geçelim. Oha. Vay kardeşime bak la. Şu delikanlı baya böyle karizma çıktı ha. Oğlum ne güzel lan bunun şeyi, kostümü. Sami Baba. Bak benim favorim ya Sami Baba. Bence Sami Baba bu işi çözmüştür. Birinci olacaktır gibime geliyor. Sami Baba'nın bu arada kıyafetini çok beğendim. Şimdi bayan arkadaşlarımız var arkadaşlar. Melis'e gidelim bakalım üzerinde ne var. Melis baya böyle Arka Sokaklar dizisindeki böyle şeyler var ya. Gideyim ağız burun indireyim hepsini. Çakallık yapayım ve esrar ot çekeyim. Ot çekeyim. O tipler gibisin Melis. Kusura bakma Melis bunu söylettin. Evet. Uçak harekete geçti. Uçaktaki oyuncu sayısı 73. 73 kişiyi oyuna sokabildik abi. Şu an siz bu videoyu izlerken muhtemelen yayında olabilirim. Bugün de yine öğlen saat 2'de canlı yayın var arkadaşlar. Mobil PUBG oynuyoruz. Öğlen saat 2'de de mobil PUBG oynuyoruz. Doruk diyor ki abi ablamı izle diyor. Merak etme Dorukcum, herkesi izlemeye çalışacağım. Hepsine bakacağız. Bayanlara öncelik vereceğim. Bakacağım PUBG. PUBG'de bayanlar neler yapabiliyor mobil PUBG'de? Onları size bugün YouTube'da göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ben şey yapamıyor muyum? Kamerayı değiştiremiyor muyum ya? Melis'te kaldım. Ha, genel diyeceğiz. Fatih'e bir gidelim. Evet arkadaşlar, Fatih gördüğünüz gibi etekle metekle atlamış. Kendisi delikanlıdır. Delikanlıdır. Gamze hadi kızlar gösterin gücünüz diyor. Aynen Hatun. Hadi bakayım kızlar gücünüzü gösterin. Burada kaç tane? 69 tane sap var burada. 2 tane de bayan var herhalde bildiğim kadarıyla. Bakalım bayanlar ne yapacak? Konya'ya gidelim. Bakayım. Fatih'cim gerçekten çok... Fatih. Bayan karakter almış ve Fatih şu anda M16 buldu. Karşısında Konya var. Ben serbest moda geçemiyor muyum abi? Bunda. Serbest mod yok herhalde normal bilgisayardaki gibi. Dünya PUBG ESL turnuvası. Arkadaşlar bu turnuvayı almak gerçekten benim için hiç kolay olmadı. Gerçekten Asya'da uzun bir görüşme yaptım kendisi. Huyong Husung. Huyong Sung'la görüştüm. Kendisine dedim ki dedim. O da dedi ki dedi. Ve biz bu şekilde bağlantıyı kurduk. Anlaştık. Ve sağ olsunlar bize bu yetkiyi verdiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten Kore'ye de buradan sevgiler. Berkin'e geçelim efendim. Berkin'e bakıyoruz. Berkin farklı bir boyutta yaşıyor. Evet, Berkin ne yaptı ben anlamadım yani. Berkin'i. Abi serverımı AS'ye kaymış. Nasıl TR yapabilirim diyor. TR'ye geç deyip TR'ye geçiyorsun. Evet, devam ediyoruz efendim. O bu arada yenilmez birbirini vurdu oğlum. Ben onu nasıl yakalayacağım ben onu? Yakalayamayacağım herhalde. Vallahi arkadaşlar serbest mod yok. Bir tuhaf bir şeyler oluyor şu an. Biz şöyle yapalım abi. Birazcık Melis'i bir izleyelim. Ondan sonra bir tane daha bayan. Oy, Melis ne yapıyor? Vurmayın. Vurmayın Melis'i. Melis şu an yumruk. Oh! Melis yumruklarının gücünü gösterdi Batuhan'a. Melis ne yapıyorsun? Yavaş ciğerini söktün çocuğun ya. Vallahi bak Batuhan'da M16 vardı arkadaşlar. Melis yemin ediyorum ciğer söktü. Vallahi tebrik ediyorum. Melis'i buradan alkışlıyoruz abi. Melis kral ya. Helal olsun ha Melis. Ne yaptın sen ya? Çocuğu vallahi patakladı, dövdü la elinde M16'lı M16 olan çocuğu dövdü.
Oğlum ablanla gurur duy. Devam edelim. Ulan iyi ki şansına Melis'e bir geçtik. İçinden aa Melis'e birisi geliyor. Bir dakika abi. Evet. Bunlar iki kişi mi gidiyor lan orada? Melis hemen agresif. Döndü oraya bak deme. Devam ediyoruz efendim. Yiğit'e bir bakalım Yiğit ne yapıyor. Yiğit seviye 3 kask bulmuş arkadaşlar. Önünde 8x var. 8x ile aşk yaşıyor şu anda herhalde. O ona bakıyor. Bu buna bakıyor. Bak 8x'e bakıyor falan. Allah'ım diyor ya. Gerçek mi ya? Hem seviye 3 kaskım var. Hem 8x. Nasıl olur ya? Evet. İkilinin arasındaki aşk muhabbetini gördük. PUBG'ye bir de aşkla bakanlar var biliyorsunuz. Şimdi bu kardeşim de vallahi güzel loot'u buldu. Şuradan şöyle bir listeye bakayım. Başlarken Onur'a bir bakalım. Onur etrafında birisi var. Şu anda çakallık yapıyor. Etrafa bakıyor. Kalmış böyle ses kasıyor. Yok çıktı. Çıktı dışarı. Oğlum VTC ne diyor lan? Bizim Briskatır Ferit'in nickini almış bir arkadaş. Bu yayında Ferit de var ya. Ferit'i de getirdim. Bizzat arkadaşım. Aradım dedim. Böyle böyle. Shadow of War ödüllü. Dünya PUBG, ESL, League of Legends, Overwatch turnuvası şampiyonu. Hyun Kung'la birlikte düzenledim. Turnuva gelir misin dedim. Ne demek dedi turnacım ya. Ne demek dedi yani. Ya o da geldi. Şurad da bu arada bizlerle beraber. Evet. Devam edelim efendim. Cengiz'e bakalım. Cengiz ne yapıyorsun? Arkadaşlar Cengiz aşkından kendini çöle vurmuş yani. Derken önünde sonradan her şey yeşillendi okey. Aa Kral Arif'e bomba geliyor abi. Kral Arif kaç numarasın? 32 mi? Bakayım. Evet. 7 mi? Arif var ya sincap gibi kalmış. Bomba mı? Şu an Arif sincap gibi kaldı yemin ediyorum. Bak bak. TPS kameranın bütün özelliklerini kullanıyor şu anda. Dışarıdan bakıyor. Oğlum kıçı başı ayrı oynuyor bu karakterin ha. Bu nasıl bir... Şey ben bunu anlamadım. Cüneyt valla ben de anlamadım kanka. Devam edelim efendim. Ben şey bir dakika merak ettim ya. Benim favorim bir anda Melis oldu. Çılgın Melis yayını coşturuyor. Yemin ediyorum adamı... Bir daha Fatih'e bir bakayım. Evet Fatih de seviye bir... Aha Fatih orada biri var lan. Fatih arkanda biri var oğlum. Aa Melis ölmüş lan herhalde. Melis yumruklarıyla öldürdüğü adamları. Birine ölmüş herhalde ya. Gitmiş vallahi. Başka maç olacak olacak. Devam ediyoruz efendim. Burak Çağrı'ya bakalım. Oo Burak Çağrı'nın kıyafeti de çok güzel ha. Oğlum ne güzel kıyafetleriniz var ya. O Melis erkek diyor. Helal olsun kız sana erkek. Helal olsun ya. Melis erkek değil oğlum. Ablam diyor burada bir tane çocuk. Hangi erkek Melis diye nick alır ya? Niye alsın? İki tane kız var. 60 tane yakın erkek vardı. Vallahi Melis'in içinden geçtiğini gördüm bir tanesini. Herifin silahı yok. Yani silah olmasına rağmen Melis yumruklarıyla öldürdü. Kaptan ben galiba Melis ablayı vurdum diyor Yiğit. Vallahi Yiğit'cim burası er meydanı. Burada artık bayan erkek bir noktadan sonra olmuyor yani. İşin ucunda birinci olmak var. O yüzden Melis abla bey diyor. Devam edelim efendim. Burada da bir aksiyon yok şu anda. Aksiyon olan yerleri bulmaya çalışıyorum. Blackout! Biliyorsunuz Call of Duty'nin son Battle Royale oyunu. Battle Royale modu Blackout. Öyle bir yere çıkmış ki bak kendisi bile şaşırıyor. Ben buraya nasıl çıktım diye ya. Ben burada ne yapıyorum? İnemiyor herhalde. Korkudan orada böyle kedinin ağacın tepesinde kaldığı gibi. Aa bak Konya'yı görüyor oradan. Bir dakika 8 numarada Konya var. Aa Fatih. 1 numara Fatih. Fatih TNB'le. Orada bir tane adam var. Bakalım. Fatih ses kasıyor şu anda. Ben de buradan spoiler veriyorum. Yayını izleyip bir taraftan oyun oynayanlar muhtemelen görüyorlar. Hadi bakayım. Evet Fatih. 57 Yusuf orada Fatih. Aferin. Dur Yusuf'a da hemen spoiler vereyim. Kral Yusuf. Fatih biraz daha solunda. Ha Fatih'i gördün. Kral vur onu. Lan Fatih'i görüyorsun. Kral vur onu la. Fatih dikkat et abim. Solunda. Çok ilginç bir anlatıcı oldu. Çok ilginç bir maç oluyor ha. O onu görüyor. Onu ona şikayet ediyorum. Onu da buna söylüyorum yani. Devam ediyoruz efendim. Kral Yusuf 57 numarada. Bakayım görebiliyor muyum şimdi? Ya Yusuf'cum çok pısırık oynuyorsun ya. Yusuf'cum ne yaptın?
Abi elimde Scar. Abi değiştirdin soluna tıkla. Abi değiştirin soluna tıkla. Değiştirin soluna tıkla abi değiştirin. Neyi değiştireyim oğlum? Ne diyorsun ya? Devam. Arkadaşlar çok ilgim. Ve Ferit'i izliyoruz efendim. Çok uzun uğraşlarla getirdim Ferit'i. Buradan Ferit'e de selamlar. Sağ olsun. Kırmadı bizi geldi. Gördüğünüz gibi. Aha altında 7 numaralı Okan var. Yok Oktay. Oktay'ın haberi yoktu. 63 ile 7 numaranın kapışmasını izleyeceğiz. Amanın. Çok büyük bir tehlike bekliyor Oktay'ı. Oktay'ın haberi yok. Oktay'ın haberi yok. Dünya bu anı tanıklık yapmaya hazır mı bilmiyorum. Abi en sağ alttaki değiştirin sol. Ve Willis Cutter değiştir deyince ne oluyor? Bu ne abi? Aa! Oh! Harikasınız ya. Ama ben bunu nasıl kontrol edeceğim böyle? Ulan harikasınız be. Şöyle gidelim efendim. Gidemeyelim efendim. Neyle ben bunu çözebilirim? Neyle gideceğim sağa sola? İleri geri neyle gidebilirim? Abi ablam güzel aldı diyor. Doruk'cum valla katılıyorum ha. Keşke ileri geri gitmedi olsa. Aşağı yukarı yapıyorum okey abi. Peki. Şuraya bir gidelim bakalım. Feyzullah ne yapıyorsun? Şöyle yükselelim. Şöyle etrafı görebiliyoruz sadece herhalde. Abi yayın mı? Sablor özel değil arkadaşlar. Herkes oynuyor şu anda. Ulan. Aa gidebiliyorum. Nasıl gittim ben de bilmiyorum ha. Burada Feyzullah tuş kombinasyonundan yapabilirsin diyor. Arkadaş onu... Aha! Burada bir kapışma göreceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz yukarı çıkalım. Feyzullah burada. Orada da Dead by Phil. CTRL'ye bas dene bakayım diyor. Yok olmuyor kardeşim. Denedim olmuyor. Keşke olsaydı vallahi. Dead by Phil şurada. Feyzullah burada. Arkadaşlar bunu çözene kadar olmayacak. Biz şöyle devam edelim. Feyzullah ne yapıyor oğlum? Dead Bile nerede? Bakıyorum arkadaşlar Dead Bile. Bakayım gördüm Feyzullah'ı. Çek Feyzullah Feyzullah. Diye bir şey vardı lan küçükken. O neydi? Aa Dead by Phil. Dead by Phil oğlum bunlar ne yapıyor? Escape'e bas yan tuşlar tuş atama yeri var diyor. Onu artık şimdi YouTube videosundayken yapayım arkadaşlar. Daha sonra yaparız onu. Böyle izlemeye devam edelim. Bir sonraki maça yukarıdan bakarız artık. Neyse ki pro birine öldüm. Adam Gamescom'a falan gitmiş biri sonuçta diyor. Tabi tabi. Sıkıntı yok. Bakalım bu ikisi arasında nasıl bir şey gerçekleşecek çok merak ediyorum gerçekten. 64 numaralı Feyzullah şu anda AFK duruyor. La git vur 64'ü. Feyzullah'ı. Bedava kill. Dead by. Git git git. Feyzullah'ı vur. Bakıyorum efendim. Vallahi Feyzullah boş boş duruyor. Git vur oğlum şunu. Şunu biri vursun lütfen ya. İçimde kaldı. Oğlum bastı gitti lan Dead by Phil. Yani burada bu kili bıraktılar ha Feyzullah. Feyzullah'ı bildiğim bıraktılar arkadaşlar. Çok ilginç bir maç oluyor. Onur'u izlemeye devam edelim efendim. Onur gözünü dikmiş abi. Drop'a. Etrafında kimse var mı? Şu anda görünmüyor. Değiştir diyelim. Baştan aşağı bir bakalım. Bakalım Fatih. Fatih bu arada birini öldürmüş. Bakın burada killer de yazıyor. Aha. Ne yaşıyorsun Fatih? Fatih bu arada oyunu kuran kardeşim benim. Custom game'i bize sağlayan çocuk. Derdinden ölsün diye bırakmışlar kanka diye. Olabilir va. Aha. Orada bir var. Karakaya game mi? Öyle bir şey mi var? Bakalım karşılaşacaklar mıydı? Ya şunu ne güzel koymuşsunuz. Buna ben tuş atamama gerek kalmasın. Ben direkt gidebileyim ya. Değil mi? Niye gidemiyorum ya? Keşke gidebilsem ha. Nasıl yapıyorum ha? Bilen var mı? F11. Buradan falan olabilir mi abi?
Yön tuşları çalışıyor mu? Evet arkadaşlar. Böyle gitmiyor. Abim bak. Bunca zamanlık oyun tecrübemle söylüyorum. Beni öldüren apaçık hile. Peki kardeşim tamam. Efendim devam ediyoruz. Fatih bu arada M24 artı 4x bulmuş abi. Fatih gerçekten çok tehlikeli. Bütün herkese söylüyorum. Dikkat edin abi. Sami babaya bakalım. Benim favorilerimden bir tanesiydi. Sami ne yapıyorsun ya? Oğlum ne yapıyor da bunlar? La Sami baba yanındaki kim? Bu adamlar ikisi birlikte oynuyor. Bunlardan biri kazanırsa vermiyoruz abi oyunu. İkinci olana veririm ben size söyleyeyim. Oyun solo çünkü. Bunlar teammate yapmışlar oyun içinde. Biz PUBG olarak böyle şeylere müsaade etmiyoruz efendim. Direkt banlıyoruz. Banlayamasak da birinciye vermiyoruz ödülünü. Bu adamlar şu an hile yapıyorlar. İkisi takım olmuşlar. Birlikte geziyorlar efendim. Gerçekten çok ilginç. Bu adamlar kazanırsa. Kimmiş bu? Taber. Bu kim? Taber aga. Bu kim yanındaki? Sami baba. Sami baba ve Taber aga. Siz yok abi. Alamıyorsunuz ödülü. Devam edelim. Mehmet Emin'e bakalım. Mehmet Emin bir asker gibi sürünüyor. Kalkıyor, şınav çekiyor. Aha! Mehmet Emin'in burada sıkıntı var. Mehmet Emin'in burada sıkıntı var. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Bakamıyorum. Etrafında birisi olabilir. 4x bulmadı o. Beni öldürdü sonra aldı beleşçi diyor. Beleşçi olur mu? Seni öldürüp almış. Daha çok efor sarf etmiş. Ben burada bir ses duydum ama Mehmet Emin çok temkinli oynuyor. Şu an haritanın neresinde bir bakalım. Bakamıyorum. Tamam. TRCNS. Oo, burada bir kardeşimiz var. TRCNSST. Bak kapı açıldı burada da. Kar98'i var kendisinin. Aynı zamanda da M416 var. Gerçekten kral ikili. Whopper menü gibi. Yani bir Texas Smokehouse gibi. Kral ikili. Öldüm iyi mi diyor. Solid Rock niye öldün ya? Bundan sonra bir el daha yapacağız tabii ki. Devam ediyoruz arkadaşlar oyunlara. Kar98'de sağlı sollu kesiyor bak. Böyle böyle kesiyor. Devam edelim. Regent Fighter. Bir tane daha hanım vardı. Kendisini bulamıyorum. Niki neydi ki? Kral Yusuf'u görüyorum. Risk Atır yaşamaya devam ediyor. Bir tane kili var bu arada. Regen Fighter'a baktığımız zaman elinde bir tane M416 var. Ve pompalı mı var abi? S12K var herhalde. Mi? Yok. İkinci silahının ne olduğunu tam çözemedim arkadaşlar. Pro Murat'a bakalım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok pro. İnanılmaz pro bir arkadaş. SD64. Ha, SD64 öldü herhalde. Öyle mi oldu? Bakayım. Evet, SD64 de ölmüş. Oyunun başında maalesef hanımları kaybettik. Çok üzgünüm. Ben Melis'ten çok ümitliydim özellikle. Melis hakikaten yumruklarıyla gitti, silahı olan adamı öldürdü. Aha, Blackout'la kapışacaklar şimdi. Oğlum Blackout yukarıda 56 numara. 56 ile 96'nın kapışmasını izleyebiliriz. Blackout bakayım bir. Bak Blackout ne kadar tehlikeli. Nerelere bakıyor bak. Blackout bu arada oyunun başından beri burada arkadaşlar. Burada yattı yani buradan. Bakıyor. Ya ne güzel yapmışlar. Toprak ne güzel ya. Orada Kral Yusuf'u gör. Oğlum Kral Yusuf da şey gibi. Kral oyun gibi. Böyle bir site vardı yani. M16 mıydı? Okey. Bad Girl var oyunda. İsmi Dilşah alır. Anlamadım. Evet. Aha 96 numarayla burası çok yakın. Şu. 99 mu? Pro Mutant. Ha, Pro Murat'la Blackout gerçekten birbirlerine çok yakınlar arkadaşlar. Ben Pro Murat'ın öleceğini düşünüyorum. Blackout çünkü güzel bir durumda. Oğlum az önce neler oldu burada ya? Böyle gitmeye çalışıyor. Mesut'u oyundan atmış. Yapacak bir şey yok abi. Şöyle yapalım. Aha, bak 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 bak. Aha gidiyorum la. Bunu nasıl yaptığıma dair bak hiçbir fikrim yok. Bak az önce gidebiliyordum. Şu an nasıl gidileceğine dair hiçbir fikrim yok ya. Evet. Pro Murat'ı izlemeye devam ediyoruz.
Görmüyorsun ki demiş. Hemen bakayım. Kardeşim 18 kere yazdım chatten sana. Bir kez daha yazar mısın? Şu an bir taraftan YouTube'a da video çektiğim için arkadaşlar. O yüzden YouTube'a da anlatmam gerekiyor. Chat'e çok fazla bakamayabiliyorum. O yüzden özür dilerim. Çiftlik olabilir. Deneyelim. Evet, olmuyor. Dur kardeşimiz bir daha yazsın. Abi benim de odada adı... Abim de odada adı Pro Murat. Aa, Pro Murat da mı oynuyor? Melis'le beraber Pro Murat da mı vardı? Abi ekrandaki fareyi kapatacaksın diyor. Neyle kapatıyorum ben bunu? Şöyle yapalım. Ne oluyor? Allah. Fare kapatma neyle? Olmuyor arkadaşlar. Devam edelim. Frovun hoş geldin Frovun. Mouse tıklamadan ekranın üst tarafına getirince oldu sanki diyor. Valla nasıl olduğunu bilmiyorum. O kardeşim diyor ki ben o üstad çok yazdım diyor ama ben göremiyorum abi yazdığını. Ctrl'e basıyorum da olmuyor arkadaşlar Ctrl'e. Denedim yani. Selim Dede ile Twitch yayını yapın diyor. Tamam şu an yaparım. Hemen devam edelim abi. Bu maçı böyle geçiştireceğiz. Diğer maç. Aha! Kapışma. Allah! Gittim yanlışlıkla. Burada mıydım ben? Oo arkadaşlar. Şu anda Berkin'le Pro Murat'ın kapışmasını izliyoruz ve yok, Pro Murat değil. 2000'deyiz. Gerçekten kıl payı çilini aldı. 2000'deyiz, orada vurdu öldürdü yani. Mouse'un sol tıka basılı tutup ilerlemen lazım diyor. Hemen bakalım. Abi olmuyor. Yani olmuyor arkadaşlar. Lütfen bilerek yorum yapın. Olmuyor. Bilenler yazsın, bilmeyenler yazmasın. Söylediğiniz şeyler olmuyor. Devam ediyoruz. Şu anda Blackout da orada Pro Murat'ı yedi. Ben Pro Mutant diyorum Pro Murat'a. Kaç kişi kaldı oyunda? Sanırım bir 23. Evet, 23 kişi. Aha! Bir kapışma daha mı olacak bakalım. Loot almaya geldi. 2000'deyiz. Sağ tık denedim arkadaşlar. Bilmeyenler yorum yapmasın. Denedim denenmesi gereken şeyleri ama pek sonuç alamadım. Burada bir tane bu arada loot var. Bakalım loot'a gidecek miydi? 2000'deyiz. Viris Cutter Ferit'ciğim. Ferit'i izliyoruz. Bakalım Ferit neler yapacak? Bir oyun daha var var. Sıkıntı yok. Oyun var. Efendim Ferit'i görüyoruz şu an. Viris Cutter. İki kişiyi indirmiş. Ben diyor turnuvanın birincisi olacağım diyor. Turnuva benden sorulur diyor. Beni zaten bilen biliyor diyor. Adamın aklını alırım diyor. Aynen böyle söylüyor. Bak vücut dilinden ben onu anladım. Yürü be Ferit. Arkandayım. Abi bir kız vardı. Aşıktım. İyi arkadaşlık. Bana en iyi arkadaşımdan hoşlandığını söyledi. Hala ağlıyorum diyor. Şimdi cümlende bir tezatlık var. Bir kız vardı. Aşıktım. İyi arkadaşlık. Aşık olduğun kıza nasıl iyi arkadaşlık oluyor? Aşıksın yani. Arkadaş olamazsın onunla. İnsana aşık olduğu kişiye arkadaşlık kuramaz ya. Ya da kurar ama aklında hep aşk vardır, meşk vardır yani. Şey var ama tabii ki içinde bulunduğum durum kötüymüş. Çok üzgünüm kardeşim. Biz devam edelim yani buradan. Buradan da bütün aşk acısı çekenlere selam olsun. Gelin PUBG yayınlarımı izleyin, hiçbir şeyiniz kalmaz bak. Vallahi ya. Aşık olup acı çeken herkesin acısını dindiriyorum. Benim böyle de bir özelliğim var. Bunları yapıyoruz yani. Boş zamanlarımda buna çalışıyorum. Evet. Burada Blackout. 56 numaralı Blackout. 57 numarayla kapışacak gibi görünüyor. Bakalım Blackout. 57'de Kral Yusuf. Kendisi internet tarayıcısında oynadığımız eski oyunlar gibi bir nickle Kral Yusuf 01 ile gelmiş. Blackout'un şu anda haberi var mı bilmiyorum ama sanırım var gibi. Çünkü Yusuf'a doğru dönmüş. Binanın sağından solundan bakıyor derken. Bak bak bak, görüyor musun bak. Blackout oradan bakıyor. Abi senden hayat hocası olur diyor. Benden olur, her şey olur. Güzin abla da olur benden. Varsa derdiniz buyurun gelin. Bu arada Kral Yusuf'un bakayım ondan haberi var mı? Onun da ondan haberi var. İkisi de birbirinden haberli. Ama birinci olmak için gerçekten çok uğraşıyorlar derken bu arada Blackout açı değiştirmeye karar verdi. Yusuf oradan onu görür eğer bakarsa. Bakalım bir. Yusuf oraya bakmıyor şu anda. Blackout içeri girmeden geçti. Kral Yusuf ses kasıyor, arkasına bakıyor ama Blackout dışarıdan Kral Yusuf'un olduğuna emin burada. Dünya PUBG ESL Overwatch Hing Hong Hong turnuvasında şu anda Blackout'u izliyoruz. Kral Yusuf'la arasında bir çatışma çıkabilir.
O yüzden kameralarımız şu an odaklanmış durumda. Kameraman arkadaşlarımız da gerçekten çok zor şartlar altında çekim yapıyorlar. Son derece sıcak bir hava var. Burada onlara da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum efendim. Evet. Oha. Kral Yusuf blackout basmaya mı karar verdi derken? Kral Yusuf çıkmak zorunda kaldı. Blackout'u gördü. Ama Kral Yusuf çıkmıyor. Blackout diyor ki sen bağ geleceksin yerim. Sen bağ geleceksin. Sen bağ diyor. Şu an aynen bunu söylüyor. Ama Blackout Circle'a doğru koşmaya başladı. Kral Yusuf şu anda yeni harekete geçti. Koştura koştura gidiyor. Ve gördü. Bakalım çatışma başlayacak şimdi. Blackout'u gördü. Kral Yusuf önce davrandı ama. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Blackout çocuğun içinden geçti. Blackout çocuğun içinden geçti. Yani çılgın bir savaş varken. Bakalım Fatih TNF'yle hele burada. Karşısında bir adam daha vardı. Birini daha gördüm. Hemen dış kameraya geçip bir bakacağım. Vriskatır orada. Vriskatır'ı görüyoruz. Burada 2000 Dave. Evet. 2000 günler. Burada Fatih. Burada da Vriskatır Ferit var abi. Toygun. Yasin hoş geldin hocam. Aha kapışma başladı. Aha Blackout gitti orada birinde. Blackout Fatih Bedir'e ittirdi. Benim moderatör gitti. Blackout! Ne yapıyorsun ya? Ne yaptın sen benim moderatörüme ya? 3 tane kill var oğlum bu arada Blackout'un. Benim mod gitti vallahi. Ah be diyor. Terbiyesiz herif diye. Aha. Rentekar mı yazıyor? O ne oğlum? Rentekar var bir tane. Abi ekranın sol tarafını kullan ilerlemek için. Hemen deneyeyim kardeşim. Bak bu mantıklı geldi. Aa sen adamın dibisin ya. Sen adamın dibi çıktın ya. Arkadaşlar. Ekranın sol tarafını kullanmak gerekiyor. İlerlemek için. Valla. Go. İşte kardeşim benim be. Biraz daha yüksel abi. Yüksel yüksel. Oo, ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Bak sağ taraftan kamerayı değiştirirken buradan da ilerleyebiliyoruz. Ya sen adamın dibisin çocuk. Helal olsun sana ya. Vallahi helal olsun. Kaç kişi kaldı oyunda? Son 15 kişi kaldı. Fatih'i burada görüyoruz. 2000 days var burada. 2000 days. Etrafa doğru şöyle çevirip baktığımız zaman etrafta başka kim? İyice yükselelim abi. İyice yükselelim şöyle yukarıdan bir bakış açısıyla bakalım. Bu kardeşime de helal olsun. Vallahi çocuk sabahtan beri kanser olduğumuz durumu çözdü. Şimdi burada Eray'ı görüyoruz orada. Aa bunlar birbirlerine girecek. Vallahi Jack Slopper'la Eray birbirlerine girecek. Jack Slopper kaçmaya başladı şu an. Eray rushlıyor. Eray'a bakalım. Tıklayabiliyor mu? Eray gördü onu herhalde. Eray neredesin canım? Aha burada. Eray'ın onu görmüş olması gerektiğini düşünüyorum. Ve gördü. Çekti şimdi ikinci silahını. Aha Eray onu vuracakken ona başkası sıkmaya başladı. Kamerayı ver hocam yine yukarı ver ver ver. Burada çok çılgın şeyler oluyor arkadaşlar. Mehmet Emin. Şu an şuradan birisi çok pis sallıyor var ya. Yaklaşalım efendim. Şimdi Circle bu tarafta ben Circle'a doğru yaklaşacağım. 2000 Days ile Jack Slopper arasında bir savaş gerçekleşebilir şimdi. Ve arkasından mermi yemeye başladı Jack Slopper. Alanın dışında kapışıyorlar. Burada Eray orada birini düşürdü. Dışarıda kalan bir Arif var. Kral Arif. Ben Burak diye bir kardeşimiz var orada. O da düşmek üzere. Regen Fighter yani. Kendisi benim dediğim gibi şey. Neydi? Ajente. Turizm ajentesi gibi. Ben anlamadım. Adam Suntun abi. Sizler de adamsınız ya. Çok teşekkür ederim. Cansınız. Vriskatır Ferit gördüğünüz gibi dışarıdan sinsi sinsi geliyor. Bu maç benim acı diyor. Şöyle baktığımız zaman Eray'la Mehmet Emin birbirlerine çok yakınlar. Fatih'in yeri güzel gibi duruyor. Burada Ferit aslında en güzel konumda arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Ferit işi biliyor acı. Vriskatır ve TCN. Çakma ve TCN'ne. Devam ediyoruz bakıyoruz. Aha. Looper'la 7 Days girdi birbirine. 7 Days nereden çıktı ya? 2000 Days indirdi. Helal olsun. Fatih burada. Ben Burak burada. Oyunda son 7 kişi kaldı arkadaşlar. WAST kullan oynama. Oynatmak için. Oynamıyor. WAST'yi kullanamıyorum arkadaşlar şu anda. Derken Mehmet Emin Eray'la bir kapışma gerçekleştiriyor şu anda. Ben Eray'a hemen gidiyorum. Evet artık dış kamera... Aha Eray bombaladı yemin ediyorum. Bakalım gidecek mi?
Değiştir şunu. Mehmet Emin'e bomba gelmedi. Seven, gel. Seven niye diyorum ben bu adama ya? 2000'deyiz. Kendisi şu anda can basıyor. Bu tarafa baktığımızda burası Mehmet Emin hala burada saklanıyor. Ve Era'yla birlikte mücadele halinde olacaklar. 2000 days şu an dışarı çıktı. Biraz tehlikeli bir noktada olabilir. Etrafa bakmak istiyor ama Era'yla birbirlerine girecekler. Şöyle kamerayı yukarı alalım. Çabuk alalım. Çabuk alalım. Era Circle'a girerken 2000 days onu da almayı başardı. Gözlerimiz Ferit'te efendim. Virüs Cutter'a gidiyoruz. Ferit'in pozisyonu gerçekten çok iyi şu anda ve gördü orada. Bir tane kaçırdı M24. Şöyle bir etrafa bakalım hemen. Arabayla dışarıdan geldi. 2000 Days düşmek üzere ve evet. Ferit 2000 Days'i indirmeyi başardı. Ferit vallahi birinciliğe doğru gidiyorsun. Ne yaptın Ferit? Ferit backstep yedi. Fatih TNBN oyunun kurucusu. Modlarımdan bir tanesi. Fatih TNBN bir sinsi yılan gibi geldi. Ve arkadan indirdi. Şimdi Mehmet Emin'i görüyorum ona yaklaşan. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Mehmet Emin'le karşı karşıya gelecekler. Fatih pozisyonunu aldı. Mehmet orada sürünerek geliyor. Üçüncü kulvardan koşturan Şah Batur. Son anlarda biraz düşmeye başladı. Ne diyorum? Aha Mehmet Emin yaklaşıyor. Fatih inşallah ölürsün arkacı noob diyor. Mehmet Emin'le şimdi Fatih başladılar. Birbirlerinden haberi yok arkadaşlar. İkilinin bu çarpışmasından bakalım kim sonuç alacak. Yapıyorum. Fatih'i tutuyorum diyor Gamze. Bakalım ne olacak. Fatih ile Mehmet Emin. Mehmet Emin daha önce görmüş olmalı onu. Spreye başladı ama kötü bir sprey attı. Fatih artık yerini biliyor. Burada bu gelişmeler yaşanırken dışarıdan da birisi daha geliyor. Mehmet ile Fatih karşı karşıya geldi. Mehmet şu anda düşmek üzere. Ve Fatih onu bir tane bile hasar almadan düşürdü. Son 1v1 kaldı şu anda arkadaşlar. Dead by Phil ve Fatih'le mücadele halinde olacaklar. Bakalım birinci kim olacak? Gerçekten çok heyecanlı bir oyun. Dead by Phil gördü sanırım Fatih. Tam emin değilim. Fatih Circle'a girdi. Fatih şu an rakibini iyice böyle tartmaya çalışıyor. Oyun kurucusu Fatih bakalım birinci olabilecek miydi? Hadi la Fatih. Bütün chat Fatih diye yazıyor oğlum. Bu çocuk terörist mi bu çocuk? Bu çocuk Amerikalı mı bu çocuk? Niye bunu tutmuyorsunuz? Ben de Dead by Phil'i tutuyorum lan. Fatih'i seviyorum ama çocuğu dışladınız iyice. Hadi bakayım Dead by Phil. Herkes Fatih Fatih yazıyor chatte. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Az kaldı. Gerçekten heyecan doruktu arkadaşlar. Son zamanlarda böyle bir Dünya Kore ESL PUBG Overwatch Him Yong Hung tarafından düzenlenen turnuvayı böyle bir şey görmedi yani. Fatih yaklaşıyor agresif oynuyor rakibine. Fatih gidiyor. Fatih sağdan bastı ama bakalım. Ve Dead by Phil son anda bilim canına Fatih'i indirdi. Chat'teki herkes bağıra bağıra abi Fatih diyorlardı. Vallahi herkes Fatih'i tuttuğu için ben Dead by Life'ı tuttum. Dead by Life şu an oyunda 4 leşle bu arada 2000 Days'in hakkı yenmiş ya. Çocuk 8 tane leş almış arkadaşlar ve kaybetmiş oyunu yani. 8 tane leş de çocuk oyunu kaybetmiş maalesef. Dead by Life bizden bir adet Shadow of War kazandı arkadaşlar. Kendisi bu arada dünyanın en iyi PUBG oyuncusu olduğunu, mobil PUBG oyuncusu olduğunu ispatladı. Biliyorsunuz benim sponsorluğum tarafından düzenlenen bu turnuvada ara sıra böyle turnuvalar düzenliyorum. Dead by Life birinci oldu. Bir sonraki mobil PUBG videomuzda tekrar görüşmek üzere. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda belki de siz bu videoyu seyrederken ben Twitch'te tekrar canlı yayında mobil PUBG oynuyor olabilirim. Öğlen saat 2'de hafta sonları mobil PUBG yayınım olacak Twitch'te gündüzleri. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere efendim. Sevgiler.